Evet sevgili izleyiciler, gerçekten ülkemizde, dünyada oldukça zor günlerden geçiyor. Koronavirüs vakası ülkelerde insanların canlarını almaya devam ediyor. Bizler de kendimizi korumanın gayreti içerisindeyiz. Şimdi uzun zamandır sokaklarda vatandaşların sesi olmaya çalışırken, pandemi dönemiyle sokaklara çıkma yasağı olduğu dönemde insanlar ne yaşıyor? Özellikle pandemide çocuklar evlerde neler yapıyor? Bugün kendi ailemden, kendi çocuklarımla bir program çekmeyi uygun gördük. Evde çocukluk nasıl, evde dersler nasıl? Bugün o çocukların hayallerini sadece çocukların ağızlarından dinleyeceğiz. Evet Yaren, pandemi dolayısıyla evde nasıl günün geçiyor? Yaren Keser oldu, 16 yaşındayım. Şimdi şöyle yani pandemi dolayısıyla karantinadayız şu an hafta sonu zaten. Sıkılıyoruz tabii ki ama bu bizim sağlığımız için yapacak hiçbir şey yok. Dersler zaten sürekli. Peki dersi evde nasıl işliyorsunuz? Ev hayatını anlatır mısın? Yani saat 7.30'da kalkıyorum tabii ki. Kaçta ders başlıyor? 8'de dersim başlıyor 1.30'a kadar. 10 dakika arayla. Zor oluyor çünkü yani okuldaki gibi tabii ki olmuyor. İnsanların, bazı insanların maddi durumu iyi olmadığı için telefonları ya da cihazları olmuyor. Ya da internetlerinde sorun var. Mesela ben bazen derse girdiğimde internetimde bile sorun oluyor. Çünkü altyapı sorunumuz var. Bence bunun çözülmesi lazım. Uzaktan eğitim sence sağlıklı mı? Yani bence sağlıklı değil. Çünkü tabii ki bunu öğretmenlerimiz bile söylüyor. Diyor ki yani okuldaki işlediğimiz gibi olmuyor. Çünkü sadece yarım saatimiz var. Ve iki ders görüyoruz üst üste. Yarım saatte yani tam bir saatte ne anlatabilir ki hoca? Yüz yüze eğitim daha sağlıklı. Yüz yüze eğitim daha sağlıklı. Tabii ki insanların ders dinlediğini görüyor. Çünkü herkes kamerasını açmıyor. Arkadan ailesi evde olduğu için aileleri bazen seslerini açık unutuyorlar. Çok sorun yaşıyorlar yani. Anıl, sen de arkadaşlarını çok özledin. Her gün bize söylüyorsun ama. Şimdi hem arkadaşların seni görmüş olacak. Hem de sen evde neler yaşıyorsun? Birazcık senin hayatını dinleyelim evde. Derslerin nasıl gidiyor? Kaçta başlıyorsun? Önce kendimi tanıtayım mı? Tabii ki. Buyur. Tanıt kendini. Anıl Keseroğlu'yum ben. Yaşım 10. 4. sınıfa gidiyorum. Seneye 5. sınıfa geçeceğim. Sokağa çıkma yasağı da var. Aşağı da inemiyorum. Yani evde sıkılıyoruz. Tablet oynuyoruz. Telefon oynuyoruz. Onlar da işe yaramıyor. Onlardan da sıkılıyoruz. Ama yani ailecek vakit geçirdiğimiz için mutluyuz. Peki ben sana sorayım. Mesela ben senin bazı davranışlarından rahatsız oluyorum. Tabletle çok zaman geçiriyorsun, telefonla çok oynuyorsun. Bunları yapmaman gerekir. Özellikle dersine daha çok yoğunlaşman gerekir. Ben rahatsız olurken senin bizden rahatsız olduğun konular var mı? Ya babacığım sen de bunları yapıyordun ya da böyle yapsaydık daha iyi olurdu dediğin konular var mı peki? Yok. Kaç aydır evdesin? 10 ay evdeyim. 10 aydır evdeyim baba, koronavirüsten dolayı. 10 aydır hiç dışarı çıkmadın, sadece ara ara günlerinde çıkıyorsun. Evet, bir aralar sadece senin bilgisayarından oyun oynuyordum. Evdeydik, o zamanlar EBA da yoktu. Daha kimse canlı derse girmiyordu. Arkadaşlarını özledin mi? Çok. Okulu özledin mi? Evet. Okulda en çok neyi yapmak istiyorsun, neyi özledin? Okulda en azından ders işledikten sonra teneffüs var. Ama evde teneffüste dışarı çıkmıyoruz. Normal araya giriyoruz 10 dakika ve çok sıkılıyoruz. Ama okulda en azından dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynuyorum teneffüste. Koronadan dolayı top getirmek yasak olduğu için futbol oynayamıyoruz. Ama biz de uzaktan böyle saklanmaç falan görmeli oyunlar oynuyoruz. Duvara dokunmuyoruz, elimizle yapıyoruz. Yani böyle bazen de beslenmemizi alıp bahçelerde geziyoruz. Okul şimdi evde devam ediyor, uzaktan eğitime devam ediyor. Evet. Şimdi daha mı zor? Evet. Çünkü öğretmenimizle yüz yüze görüşemiyoruz. Yüz yüze görüşemediğimiz için de konuları anlamamız biraz zor oluyor. Yaren, sen Anıl'ı bize anlatır mısın? Anıl derslerine tabii ki giriyor. Çalışıyor da derslerini ama yetersiz buluyorum. Tabii ki videoları falan izliyor. Teknolojik aletlere çok yakın, birebir hatta benden daha iyi bilebiliyor. Tamam. Tabii ki derslerine giriyor, derslerine çalışıyor. Bunu öğretmeni de görüyor. Ben katıldığını görüyorum zaten. Arada sırada ona bakıyorum, kontrol ediyorum.
Derslerine giriyor, derslerine katılıyor. Ödevlerini de tam eksiksiz yapıyor. Öğretmenine de gönderiyoruz. Tabii ki teknolojik aletle çok zaman geçiriyor. Çünkü evde sonuçta ve ben de geçiriyorum teknolojik aletle zamanımı. Ama derste çalışıyorum. Ha, teknolojik aletle mi daha vakit geçiriyorum? Evet, yalan söylemeyelim. Evet yani. Peki kitap okumayla ilgili hem kardeşine hem bizi izleyenlere neler söylemek istersin? Sen kitap okumakta iyisin. Ben istediğin kitapları alıp getiriyorum. Evet. Sen de okuyorsun. Ondan yolayı ben de mutluyum. Bir günde bitiriyor ama ablam. Anıl'ın kitap okumayla ilgili sorunu var, onu biliyoruz. Kitap okumak isteyenlere ya da okumayı düşünenlere bir şeyler söylemek ister misin? Kitap okumak gerçekten çok güzel bir şey. Ben şahsen kitap okumaktan nefret ederdim. Babam sayesinde kitap okumaya alıştım diyebilirim. İnsanlar sevdiği kitapları okuduğu zaman daha çok bilgi ediniyor ve daha çok zihninde kazınıyor. Bu yüzden de ben istediğim kitapları okumayı tercih ediyorum. Ha, kötü, iyi fark etmiyor. İsteyen istediği kitabı okumakta özgür bence. Çünkü öyle insanları daha çok kitap okumaya teşvik ediyor. Ben macera, bilim kurgu kitaplarını ya da benim ilgi çekici olan kitaplarını daha çok seviyorum. Wattpad kitaplarını ya da bilgi içerikli olan kitapları daha çok seviyorum. Okuyorum ve gerçekten de bu sayede edebiyatımın da yükseldiğini gördüm. Yani kitap okumak okuduktan şey sonra, yani, değil mi? Evet, kitap okuduktan sonra böyle insanın, mesela ben kitap okumayı hiç sevmezdim, gerçekten sevmezdim, baba bunu biliyorsun. Hatta sürekli böyle kaçamak falan yapardım yani, ama kitap okumayı gerçekten büyüdükçe ve istediğin kitapları okudukça çok seviyorsun. Bunu ben yani gördüm. Evet, Anıl'ın kitap okuma sorunu var. Okumak istemiyor çünkü çok sıkılıyor. Sen neden sıkılıyorsun Anıl? Valla. Öğretmen ama bu sene kitap veriyor, özetini çıkartıyoruz ve ben 7 mi 5 mi ne kitaptayım daha. Ama 3 hafta 4 hafta oldu. Ama öğretmenim, ama ben sana dışarıdan farklı istediğin kitapları alabilirim. Alıyorum da. Ama benim istediğim kitaplar işte farklı bir kitaplar. Ne mesela? Galatasaray. Galatasaray diyorsun, spor diyorsun ama senin okuman gereken onlar değil. Hayır, onları onlar da, da değil, başka bir şey. Böyle mesela nasıl diyeyim, böyle... Hani 3D boyutta AVM'lerdeki bindiğimiz var ya böyle. Hı. Bir tane işte macera dolu şeyleri seviyorum. Böyle hayvanlar, TRT belgeselliği gibi şeyleri seviyorum mesela. Tam bir ara beraber gideriz, onları sen beğenirsin, öyle alırız. Mesela olur mu? Hayvanlar konuşuyor şeyde, kitapta. Evet, karikatür gibi. Tamam. Peki benim mesleğimle ilgili yaşadığın zorluk var mı yani? Evet, ne zorluk mesela? Var. Yani... Sonuçta sen de bir insansın ama karşı taraftan yani insanlar tarafından, çevrende dolayı hiç böyle gözükmüyorsun. Sanki dışarıda işte Cuma'nın işi bu, Cuma eve gelemez, Cuma yatmaz, Cuma uyumaz, Cuma kalkmaz. Birçok şeyler var. O yüzden bunlar rahatsızım şahsen. Gecenin üçünde bile arıyorlar seni. Tabii ki bu senin işin yani. O yüzden yapıyorsun, mesleğini sevdiğin için yapıyorsun. Üçte bile arasalar seni, uykun çok güzel, dalmışsın uykuya. Tam o sırada seni biri arıyor ve kalkıp gidiyorsun. Ama boş bir telefon. Sarhoşun teki bile arayabiliyor. Buna şahit oldum kaç defa. O yüzden bu durumdan rahatsızım. Tabii ki işin dolayısıyla bize vakit ayırıyorsun ama yani mesela öğretmen bir baba sonuçta şu an evde ve çocuklara daha fazla vakit geçiriyor. Çünkü onun işi yok ve şu an okula gitmiyor. Öğrencileriyle içi dışı değil. O yüzden evde olduğu için vakit ayırabiliyor. Ama senin işinden dolayı fazla bize vakit ayırdığını ya da fazla ilgilenemediğini düşünüyoruz tabii ki. Peki evdeki mutluluğunuzu anlatır mısınız? Evdeki mutluluğunuz nasıl? Biz size yeterince ilgi gösterebiliyoruz mu? Tabii ki gösteriyorsunuz yani. Ya mesela baba sen gazeteci olduğun için televizyonda haberleri kontrol etmek zorundasın. Evet. Yani ama mesela diyorsunuz ya sabah ben baba biraz izleyebilir miyim diyorum. Başka kanal açacağım ama sen haber var diyorsun. Haber izleyelim biraz diyorsun. Sabah izlemediniz mi diyorsun. İşte ben de o zaman sabah film olmadığı için sabah işte tablet oynuyorum. Ondan dolayı da akşam izleyesim geliyor. Ama sen bana hiç fırsat vermiyorsun ki televizyonda. Sen kendin devamlı izlemek istiyorsun. Ben de diyorum ki arada bir benim de izlemem gerekiyor. Ben de bir şeyleri öğrenmem gerekiyor. Sen evde mutlu musun? Annenden, babandan memnun musun? Memnunum ama evde mutlu değilim. Neden? Aşağı inemiyorum. Topa izin vermiyorsunuz. Çünkü... Ama şu anda bir hastalık var. Ya biz seni sevdiğimizden aşağıya indirtmemeye çalışıyoruz. En riskli bölge olmasak ama apartmanımızda bir de şey olmasa.
Yani dışarıda hastalık fazla olduğu için. Herkes iniyor, bak ben mesela geldim 3 evde gündür kalıyor. evden dışarı çıkmıyorum. Sizle beraber zaman geçiriyorum. Hatta bu örnek olsun diye de bu videoyu birlikte çekelim dedik. Doğru mu? Başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şey diyecektim. Ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Evden çok sıkıldığın ya da bir çocuğa birilerinin, yetkililerin, belediye başkanının, kaymakamın yapmasını istediğin, öğretmenlerinin yapmasını istediğin bir şeyler var mı? Aslında kaymakamın, belediye başkanından istediğim bir şey var. Söyle. İstanbul'da oluyor. Ankara'da çocukları haberlerde görüyorum. Çocukları eğlendirmek için şeye gidiyorlar. Mahallelerinin önünden geçiyorlar böyle oynayarak. Şarkılar açıyorlar karantina günleri. Mesela cumartesi, pazar. Bizim buraya da gelmelerini isterdim mesela. Bazen oyuncakçı yerler kapalı olduğundan dolayı gidip oyuncak alamıyoruz. Oyuncak alamayıp da sıkılıyoruz. Oyun oynayamıyoruz. Yani hediyelerin dağıtılmasını isterdim. Senin gibi binlerce insan var tabii. İnşallah en azından o çocuklar da eve hapsolmaz. Ama umut ediyoruz ki hastalık bir an önce biter. Hepimiz sokağa çıkarız çünkü bizler de sıkıldık. Sevgili izleyiciler, gerçekten pandemi döneminde insanlar oldukça zor durumda. Sokaklara çıkamıyoruz. Sokaklarda yeterince çocuklar oynayamıyor. Özellikle çocuklar eve hapsolmuş durumda. Biz de bugün kendi çocuklarımızla neler yaptık ve onların yaşamını kısaca olsa sizlere aktarmaya çalıştık. Ümit ediyoruz faydalı olmuştur. Hoşça kalın.